Evet. Şimdi bazı arkadaşlarımız da miting yapalım diyorlar. Böyle Evet. de bir yorumlarda okuduğum Büyük bir talep şeyler var. var. Büyük bir Evet. talep var. Büyük bir talep var. Bunu biz en uygun zamanını beklemekle, daha doğrusu yakalamakla bekleyiş içerisindeyiz. Yine bir arkadaşımın bir cümlesi vardı. Biliyorsunuz bu aylık bağlanma oranlarının 2500 lira maaşlara mahkum etmesi, bugün muhtarların 4253 lira alışıyla bizi de tekrar yaralayan bir tarafı olmuş oluşu. Evet. Yani kısacası Sosyal Güvenlik Kurumu'nun çalışma hayatı içerisinde bizlere ve geleceğimiz olan çocuklarımıza, bizlere yaşattığı, geleceğimiz olan çocuklara da yaşatıyor ve yaşatacağı olan her bir mağduriyette biz kenetlenmek zorundayız. Biz birlik olmak Kesinlikle. zorundayız. Biz parçalanmamak zorundayız. Niye? Benim hep gözümde bir taşeron örneği var. Hala davalık olan arkadaşlarımız var. Hala işte paramparça olmuş bir topluluk var. Biz böyle olmayacağız. Biz EYT'nin yaşattığı mağduriyetin birleştirdiği noktada da kardeşlik duygusunu, unutulan duyguları da ortaya çıkaran bir topluluk olduk. Önce haklarımız dedik, kardeşliğimizle birleştirdik ve sonuna, sonuç alana kadar da bitmeyecek olan o mağduriyetlerin mücadelesini bizlerin verip de geleceğimiz olan çocuklara taşımakla herkesin davasına sahip çıkmasını istiyorum. Önce kendi hakları, sonra topluluğumuzun, bizlerin hakları için. Aynen, çok Teşekkür teşekkür ederim. ederim. Bu arada mitingi madem söylediniz, şimdi uygun bir zaman dediniz. Önemli bir konu bu. Diyorum ya, çok talep var sizin de dediğiniz gibi. Uygun bir zaman derken mesela ne zaman uygun bir zaman? Neye Şimdi göre karar vereceksiniz? Millet İttifakı görüşmeleri devam ediyor, biliyorsunuz. Genel başkanların görüşmelerini izliyoruz, takip ediyoruz. Orada da şöyle cümleler geçiyor. Hele bir şu seçimin, dumanı tüten seçimin ne zaman olacaklığına dair bir net bir şey olsun. Kimisi diyor ki Kasım, kimisi diyor ki 2023 ya da işte Mayıs mı olur, daha öncesi daha sonrası, er ya da geç olacak. Ama biz burada 2 milyona yakın bir miting yaptık. En uygun zaman dediğimiz süreç bütün siyasi partilerin odak noktası ve birleştirici noktası emeklilikte yaşa takılanlar. Evet. Muhalefet partilerinin hepsi, iktidar partisinin de küçük küçük kapıyı aralamasıyla onların da bu mağduriyette birleşeceği inancını taşıyoruz. O sebeple biraz daha sürecimiz var. Ama bunu da yaparken 2 milyonu 5 milyon yapmalıyız. Evet. Ailelerimizle daha da çok çoğaltmalıyız. Aynen öyle. Gerçekten de Evet. ama benim gördüğüm kadarıyla bugün gerçekten bir miting yapsanız milyonlar bütün şehirlerden oraya akacak gibi görünüyor. Bizim yaptığımız her günkü yayınlarda mutlaka mitingle ilgili binlerce mesaj geliyor, yorum geliyor ve bütün şehirlerden geliyor. Mesela bugün işte federasyon gönül başkan bir miting yapsa hepimiz orada oluruz diye böyle bir beklenti var. İnşallah öyle olur. Yani ben öyle Onun olacağım. İnanıyorum açıkçası. sabırsızlıklarına o arkadaşlarımızın biraz daha sabır diyoruz. Çünkü bu seçimler çok önemli. Çok. Çünkü seçim yatırımı olduğumuzu kendileri de çok iyi biliyorlar. Yerel seçimlerde damgamızı vurduğumuzu çok iyi biliyoruz. Bu da bir genel seçim. Hani çoğu arkadaşlarımız da bunu sanki bir tehditmiş olarak algılıyorlar. Evet. Burada şunu söylemek isterim. Başta da söyledim ya, bizim bir tane bile oyumuz çok önemli. Eğer Evet. seçim yatırımı olmadığımızı kanıtlayabilecek varsa şu anki hükümetimizde, yarın yasayı çıkarması lazım. Evet, ben bir vatandaş, ben bir hükümet olarak vatandaşımı düşündüm der. Bunu gerçekleştirmiş olur, bütün alkışları alır, bütün övgüyü alır.
Kesinlikle. Ama öteki taraftan da iktidar muhalefet partileri nedir? İktidara talip olan partilerdir. Onlar da seçim endeksli Türkiye'nin en büyük mağduriyetini yaşayan toplulukla istişare ediyorlar. Biz kimsenin arka bahçesi değiliz. Ha bir de şu var, Şebnem Hanım laf lafı açıyor. Hani evet. Yok, ben çok keyif alıyorum ama siz rahatsızsınız diye biraz böyle hani çekiniyorum açıkçası. Yok, şu cümlemi de söyleyeyim. Biz de hep muhalif olarak hükümetimize lanse edildik. Sanki hükümetimize karşıymış gibi gösterildi. Oysa ki 2015 yılının ilk başlangıcından 2018'de tekrar ayaklanmasıyla şu sürece kadar biz hükümetimize ulaşma çabası içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaşma çabası içerisindeyiz. Asla muhalif olmadık. Yasaların bize tanımış olduğu demokratik haklar çerçevesinde toplantımızı da yaptık. Hey oyuncu, kendini hazır hissediyor musun? Valorant'a katıl ve mitingimizi de yaptık, görüşmelerimizi de yaptık. Kapıları açanlarla görüştük. Burada birilerinin arka bahçesi olarak lanse edildi. Yok böyle bir şey. Yani bugün kurulan partiyle de görüşüyoruz. Ana muhalefet partisiyle de görüşüyoruz. İYİ Partisi'yle de, Devası'yla da herkesle görüşüyoruz. Keşke o kapılar, hani başlangıçta da dedim, ufak ufak aralanmaya başladı. Gelinen süreçte inşallah olumlu şeyler yaşarız. İnşallah. Özellikle beni hükümetimize muhalif olarak görüyorlarmış. Ya kim yani, görüyorsunuz bilmiyorum ama bizim mesela hiç öyle bir diyorum ya hani ne vatandaştan ne burada görüştüğümüz siyasilerden tam tersi hep duyduğumuz her şey çok pozitif sizinle ilgili. O kadar güzel, o kadar nezih. O kadar zarif bir şekilde mücadele ediyorlar ki hani Türkiye'nin aslında böyle ihtiyacı olan bir mücadele şekli. Çirkinleşmeden, çirkefleşmeden, hakaret etmeden, çığırtkanlık yapmadan inanılmaz nezih bir şekilde ama seslerini duyuruyorlar nezaketle diye hem şaşkınlıkla hem hayranlıkla kurulan cümleler duyuyor sizinle ilgili. Evet. Yani elbette ki Alper Bey'in de bununla ilgili payı çok büyük ama yani sizin mücadeleniz hep bu cümleler yani nezaket, zarafet, nezihlikle anılıyor. Ben hiç öyle işte muhalefetmişsiniz yok işte öyle bir şey duymadım açıkçası. Biz bunları duyuyoruz, yaşıyoruz. Çoğu yorumlarda da görüyorum bazen. Ama arka planda da aldığımız duyumlara göre biz asla muhalif bir grup olmadık. Her defasında yine Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Vekilim saygıda kusur etmeden, demokratik çizgimizden çıkmadan bu süreci aynen gerçekleştirdik abi. Özellikle bensem eğer ki sorun, hani kızıl saçlarımla mı, yaşam şeklimle mi ya da açılmayan kapıların kapılarını açanlarla görüşmekle mi? Yani nedir oradaki o şey? Ben onu açıkçası bilmiyorum. Böyle de bir açıklama yapma gereği